Cenaze namazı kılınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Davutoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tüm sevenleri, iş dünyasının, siyaset, sanat ve spor dünyasından birçok isim şu anda onu son yolculuğuna uğurlamak için Altunizade Marmara İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde caminin avlusunda saf tuttular. Mustafa Koç'un naaşı Sad Berkan'ın müzesinden alınan Osmanlı sancağına sarıldı. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Ruhu için el-Fatiha. Rabbim kılmış olduğumuz namazları ve cenaze namazını dergah-ı uluhiyetinde ahseni kabul ile makbul eylesin. Bu musallaya gelen herkes elbette mümindir, Müslümandır. Ama bildiğiniz gibi biz yine bir şehadet almadan uğurlamayız. Bir şehadet alırız. Merhuma her türlü dünyaya ahirete müteallik hak ve hukukunuzu helal ettiniz mi? Helal. Yine helal ettiniz mi? Helal. Yine helal ettiniz mi? Helal. Rabbim helalliğinizi kabul eylesin. Kendisinin bir mümin, bir Müslüman olduğuna şehadet eder misiniz? Evet. Yine şehadet eder misiniz? Evet. Yine şehadet eder misiniz? Evet. Rabbim şahitliğinizi de kabul eylesin. Çok muhterem cemaati Müslümin. Koç ailesi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne özel bir ilgisi vardı. Bilhassa Ramazan aylarında mutlaka merhum Vehbi Koç Beyefendi'den itibaren burada bir iftar verirlerdi ve ailenin büyükleri de bu iftarda bulunmaya özen gösterirlerdi. Bu manada bu vesileyle belki başka vesilelerle Mustafa Koç Beyefendi de bu fakülteye, buraya müteaddit defalar gelmişti. Bugün son yolculuğuna buradan uğurluyoruz. Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Amin. Rabbim Kehf suresinde bir temsili olarak dünya hayatını kısaca ifade ettikten sonra buyurur ki El malu vel benune zinetül hayatid dünya. Mal ve evlat dünya hayatının süsüdür, zinetidir. Vel bakiyatü salihatü hayrun inde rabbike sevaben ve hayrun emela. Ama kalıcı olan salih işler, salih ameller, yani İslam'a uygun davranışlar Rabbinin katında daha kıymetlidir, daha üstündür ve hedef olarak da yine onlar daha üstündür. Dünya hayatında mal kazanırız, evlat kazanırız, dost kazanırız. Cenab-ı Hak hepsinin hayırlısını nasip eylesin. Elimizdeki imkanları onu düşünerek kullanmayı nasip eylesin. Takvayı tarif ederken derler ki Allah'ı dikkate alarak yaşamak. Hayatı böyle yaşayanlardan eylesin inşallah. Nihayet bu kazandıklarımızın bir kısmı buraya kadar gelir. Bir kısmı son nefesimizi verdiğimizde bizimle olan irtibatı kesilir. Ama neticede amellerimizle baş başa kalırız. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurur ki İnsan öldüğü zaman amelleriyle olan irtibatı kesilir genel olarak ama üç ameli bundan müstesnadır. Bir tanesi sadakayı cariye ki kalıcı sadakalar demektir.
Allah rızası için yapılmış ve devam eden, süre gelen sadakalar. İkincisi, ev ilmin yuntefe'u bih, faydalı ilim. Eğer faydalı bir ilim bırakmışsak, bunu doğrudan bir alim olarak da bırakabiliriz. İlme hizmet sadedinde de bırakabiliriz. Oradan gelen sevaplar da devam eder. Bir de evveledin salihin yed'u leh, kendisine dua eden salih evlat. Cenab-ı Hak böyle olanlardan eylesin inşallah. Kısa bir amin ile merasimimizi bitireceğiz. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel alemin, bize dünyada da ahirette de iyilikler ihsan eyle. Bizleri iyilerle bir arada eyle ya Rabbi. Her türlü kötüden ve kötülükten sana sığınıyoruz. Sen bizi her türlü şerden ve şerlilerden koru ya Rabbi. Bütün geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Bahusus şu anda musallada bulunan Mustafa Koç kardeşimize rahmet eyle ya Rabbi. Sual meleklerini ona ehsen surette irsal eyle ya Rabbi. Münker Nekir'in suallerine kolaylıkla cevap vermeye muktedir eyle ya Rabbi. Biz de nefesimizi teslim ettiğimizde, ruhumuzu teslim ettiğimizde arkamızdan hayır cemaatleri müzdad eyle ya Rabbi. Senin yolunda daim eyle ya Rabbi. Senin rızan üzere yaşayanlardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Mustafa Koç kardeşimizin geride kalan ailesine, eşine, çocuklarına, babasına, annesine, diğer akrabalarına, kardeşlerine, çalışanlarına, sevenlerine, bütün yakınlarına sabr-ı cemil ve ecr-i cezil ihsan eyle ya Rabbi. Onları da hayırlı bir ömürle muammer eyle ya Rabbi. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Evet, iş adamı Mustafa Koç için cenaze namazı kılındı. Şu anda birazdan musalla taşından alınacak naaşı ve Zincirlikuyu mezarlığına götürülecek. Orada biraz önce Zincirlikuyu mezarlığına getirildi ve aile kabristanlığında, Koç aile kabristanlığında defnediliyor şu anda. Şu anda da Kur'an okunuyor. Alanı göstermek istiyoruz size. Çok sayıda kişi buraya Mustafa Koç'u son yolculuğunda uğurlamak için Zincirlikuyu mezarlığına geldi. Hemen görüyorsunuz aile üyeleri, baba Rahmi Koç, kardeşleri Ömer ve Ali Koç, annesi, halası, eşi ve çocukları tam ortada bulunan çadırın hemen altında bulunuyorlar. Yoğun bir kalabalık var Zincirlikuyu mezarlığının. Bu noktası tamamen dolmuş durumda. Mustafa Koç 21 Ocak Perşembe günü kalp krizi geçirmiş. Önce Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış. Ardından da Amerikan Hastanesi'ne götürülmüştü. Ancak oradaki 4 saatlik müdahaleye rağmen Mustafa Koç kurtarılamayarak 56 yaşında hayata veda etmişti. Bugün önce öğle namazına müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'ne götürüldü. Orada bir cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına çok sayıda siyasi isim katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan oradaydı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu öğle namazında, cenaze namazında yerlerini almışlardı. Ve oradaki cenaze namazının ardından Mustafa Koç'un naaşı Zincirlikuyu mezarlığına getirildi. Yaklaşık 15 dakika önce getirildi Zincirlikuyu mezarlığına. Dedesi Vehbi Koç'un mezarının hemen yanına defnediliyor. Naaş mezara koyuldu. Şimdi de Kur'an okunuyor.
Evet, Zincirlikuyu mezarlığında yoğun bir kalabalık var. Ailesi hemen mezarın başında, ancak bu noktadan görmek zor. Evet, şu anda defin işlemi devam ediyor diyelim Mustafa Koç. Şu an ileride gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.